Sevgili izleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Allah Teala'nın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Asım Köksal hocamızın İslam Tarihi isimli kitabından sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli ismini, şerefli hayatını anmaya devam ediyoruz. Bir önceki programın sonunda bir başlık vermiştik. O da Kur'an-ı Kerim'in en büyük ve en devamlı mucize oluşu. Bu başlık bu haftaki programımızın başlığı. İnşallah Kur'an-ı Kerim'in mucizevi yönünü sizlerle birlikte anacağız. Bir mucize gerçekleşince onu gören her insan iman eder mi etmez. Çünkü mucizelerin özelliği inananın imanını artırırken inkarcının da inkarını artırır. Mucize bu yönde bu doğrultudadır. Yoksa bugün Kur'an-ı Kerim'le muhatap olan her insanın, akıl sahibi her insanın e, okuduğu zaman e, bu Kur'an'ın bir beşer kelamı olmadığını ve bütün insanları, bütün alemleri yaratan yaratıcı yani Allah Teala tarafından ona ait bir kitap olduğunu, vahiy olduğunu anlar. Fakat öyle olmuyor. Çünkü Allah Teala mucizeyi de yaratırken imtihana zarar vermeyecek şekilde, imtihanı devam ettirecek şekilde Allah Teala yaratıyor. Mesela nasıl oldu diye kainattaki hadiselere baktığımız zaman mutlak surette Allah Teala bir sebebe dayandırmıştır. Yağmur nasıl yağar? Efendim bunu alırız, bulutlardan yola çıkarız ve bir yağmurun yağması için gereken bütün sebepleri sayarız ve deriz ki işte yağmur bundan dolayı yağıyor. E, bu bir müminin imanını artırabilir ama bir münkir e, sebeplere bağlı kaldığı için yani bu herhangi bir şeydir. Yani mesela geçmiş kavimlerin helakı ile ilgili e, deniliyor ki e, veya bizler diyoruz ki işte böyle böyle yaptılar Allah Teala da onlara e, işte bir sel felaketiyle Allah Teala helak etti. Hayır bu bir e, helak değil. Mesela Örnek şey olarak Hazreti Lut Aleyhisselam'ın kavminin böyle adeta taşlaşması. Bu ifade edilirken deniyor ki ya o gün o anda bir volkan patladı ve kükürt insanların üzerine gelince hem onların ölümlerine hem de öyle sertleşmelerine sebebiyet verdi. Evet nasılın cevabı bunlar ama niye? Niyenin cevabı? insana irfanı hakikati getiriyor. Bir ağaç nasıl meyve verir, İzah edilebilir efendim işte bir ağaç nasıl bir efendim ağaç nasıl çiçek açar bunu botanik bilgisine sahip birisi nasılını ifade edebilir ama bir ağaç niye me meyve verir? Niye? Kendisinin e, istifade etmeyeceği, etmediği bir şeyi neden verir? Yani hiç bir insanın uğramadığı bir yerde de bir nar ağacı açar ve narlarını dallarında tutar. Ama hiç kimse ona dokunmaz. Ondan sonra çürür. Fakat bu insanlar bunları benden almadı diye bir sonraki yıl açmamazlık etmez. Neden yani niyenin peşine düşünce insan bu defa İmanın artıracak şeyler bulacaktır. Ama nasıl bize sebepleri getireceği için e, sebeplerde bir perde olacağı için e, orada tıkanıp kalabiliyor insan. E, mümin genelde niyenin peşine düşmüştür. Yani mutlak sebepleri inkar etmez ama Allah Teala'nın her şeyi bir sebebe bağlı olarak yarattığına inanır ve ağırlıklı olarak da niye niyenin peşine düşer. Şimdi Kur'an-ı Kerim bir mucizedir ve sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli hayatını anarken merkezde Kur'an-ı Azimüşşan vardır. Çünkü Efendimizin mucizesi Kur'an-ı Azimüşşan'dır. Diğer mucizelerden ayrılan özellikler nelerdir? İşte Mustafa Asım Köksal hocamın kitabına bu konuda müracaat ediyoruz. Daha derli toplu sizlere bu konuyu aktarmak için. Bu programın hayrını ve güzelliğini Rab'bimizden temenni ediyoruz sevgili izleyiciler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden hiçbir peygamber yoktur ki buyuruyor. Ona insanların iman etmek zorunda kaldığı mucizelerin bir benzeri verilmemiş olsun. Bana verilen mucize ise Allah'ın bana vahyettiğidir. Kur'an'dır. Bunun için kıyamet günü peygamberlerin en çok ümmetlisi ben olacağımı umarım buyurmuştur. Çünkü mucize devam edecek. 14 asır sonra biz yine Kur'an-ı Azimüşşan'la muhatabız. Bizden sonra ne kadar devam eder hayat onu bilmiyoruz ama son insan da Kur'an-ı Azimüşşan'la muhatap olacak. Çünkü Allah Teala Kur'an'ı koruyacağını vaat etmiş. Muhafaza edeceğini vaat etmiş. Son insan da Kur'an'la muhatap olacak. Onun için de her asırda Kur'an'ın mucizeliği devam ediyor. Yani güneş tutulması var, efendim, ay tutulması var. O gün e, uyuyakaldıysak o ay tutulmasını görmüyoruz. Sabahtan işte arkadaşlar mı söylüyor? Dün kıpkırmızı oldu ay, şöyle oldu, böyle oldu diye. Ama bir başlangıcı ve bir bitişi var bu hadisenin. Mucizeler de öyle. Kızıldeniz'in ikiye ayrılması. O gün yaşayanlar onu gördüler. Ondan sonrakilere kendileri anlattılar. O anlatılanlar, anlatanlara ne kadar güvendiyse o kadar inandılar. Ama onlar görmediler. Ayın ikiye yarılma, şakkül kamer e, mucize o gün görenler gördü. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükselmesi... E, efendim İsra'nın gerçekleşmesi, Mirac'ın gerçekleşmesi. O gün yaşayan insanlar, hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soru sordular. Yani mümkün değil bir insan buradan oraya kadar gidecek. Oradan da ta efendim göğe yükselecek. O göğe yükselmesini zaten allah Teala onlara hiç teklif etmedi. Yani Kur'an-ı Kerim'de sadece İsra bir yerden bir yere yatay bir yolculuk yaptırdı allah Teala. Çünkü yatay yolculuğa inanmayan insanların bir de böyle alemleri kat eden bir yolculuğa inanmalar mümkün değil Bu da ayrı bir yani konudur muhatabınızın inkar edeceğini bildiğiniz noktalara yanaşmadan yaklaşmadan kabul edebileceği aklına e, yatabileceği yani muhatabınızın aklını muhakeme gücünü dikkate alarak anlatacaksınız Çünkü anlattığınızı inkar ederse daha büyük bir zarar söz konusu olacak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi yani Allah Teala'nın ihsan ettiği mucize Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar devam edecek çünkü önümüzde. Ama devam eden bir mucize olarak yani her an mucize. Efendimizin zamanında Kur'an-ı Kerim vahyedildi. Kur'an-ı Kerim bir mucizeydi o günkü insana. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam darbeke irtihal eyledi. Artık önümüzde, geçmişte mucize olan bir kitap yok. Yani eğer öyle olsa bugün Topkapı Sarayı'nda olan Asayi Musa, Musa Aleyhisselam'ın asası duvarda asılı. O devam eden bir mucize değil. O bir gün bir mucizeye sebebiyet verdi. Mucizenin bir aleti. Asa, asanı denize vur. Ama artık o devam eden bir mucize değil. Fakat Kur'an-ı Kerim devam eden bir mucize. Bugün de insan, Kur'an-ı Azimüşşan eğer Allah Teala lütfetmişse, o mucizevi yönünü gösterecekse, Bugün de Kur'an'ın mucizevi yönüne şahit olabilir insan. yarında olabilir, bir yıl sonra da olabilir, yüz yıl sonra da olabilir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mahşerde, ahirette ümmetimin çokluğu. Çünkü her asra yayılan bir mucize Kur'an-ı Her peygamberin zamanına göre, peygamberlik davasını ispatlayacak bazı harikuladeleri, mucizeleri vardır. Asanın yılana çevrilmesi gibi. Musa Aleyhisselam'ın zamanında sihir yaygındı. Bunun için Musa Aleyhisselam sihirden daha üstün ve baskın olan bir mucize getirip muhataplarını iman etmek zorunda bıraktı. İsa Aleyhisselam'ın zamanında tıp, doktorluk yaygın ve üstündü. Bunun için İsa Aleyhisselam doktorluktan daha üstün ve baskın olan bir mucize getirdi. Ölüyü diriltti. Efendim çeşitli hastalıkları sadece elini sürmekle iyileştirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ise fesahat ve belagat yaygındı. Bunun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavmine bir fesahat ve belagat mucizesi olan Kur'an-ı Kerim'i getirdi. Ama şöyle bir şey ifade etmek lazım. Denebilir ki o gün fesat ve belagat çok önemliydi. Ama bugün olmayabilir ya da yüz yıl sonra olmayabilir. O zaman nasıl düşüneceğiz? Hayır. Kur'an-ı Azimüşşan kıyamete kadar mucizeliğini devam ettirecek. Ama işte mucize oluşu odur ki o gün belagat ve fes fesat yanı, tavrı daha bir ön plandaydı. Yani muhteşem etkiliyordu. Belagatına hayran kalıyorlardı. İşte şairler şiir yazmayı bıraktılar. Yani bu söz varken, Kur'an varken bizim yaptığımızın bir anlamı yok. Hatta bilirseniz Kabe-i Muazzama'ya asılan şiirler vardı böyle. İnsanların seçtiği en büyük, en mükemmel şiir diye asılan şiirler vardı. Şairler gidip Kur'an-ı Azimüşşan vahyedildikten sonra şairleri gidip o şiirlerini Kabe'den söktüler. Ama bu sadece Kur'an-ı Azimüşşan'ın fesat ve belagat üstadı ve böyle bir yönü olduğunu düşünmek yanlış olur. O günkü insana o yönüyle hitap ediyordu. Bugünkü insana bugün en çok ne öndeyse onunla ilgili seslenişleri vardır. Yarınki insanlara sesleniş farklı olacaktır. Zaten mucize oluşu da bundan kaynaklanıyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamberlerin mucizeleri kendilerinin vefatlarıyla sona ermiş, onları o zaman hazır bulunanlardan başkaları da görmemişlerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi olan Kur'an-ı Kerim ise kıyamet gününe kadar devam edecektir. Önceki peygamberlere verilen mucizelerin benzerleri ya suretçe ya da hakikatçe kendilerinden öncekilere de verilmiş bulunuyordu. Kur'an-ı Kerim mucizesinin benzeri ise daha önce hiçbir peygambere verilmemiştir. Kur'an-ı Kerim yalnız fesat ve belagat yönünden değil, her yönden de bir benzeri daha ortaya konulamayacak bir mucizedir. Yüce Allah Azze ve Celle bu gerçeği Kur'an-ı Kerim'de şöyle açıklar. Ey Resulüm! De ki, andolsun insanlar ve cinler, şu kitabın benzerini vücuda getirmek üzere bir araya toplansa ve birbirlerine yardımcı da olsalar, yine de onun benzerini getiremezler. Şanıma andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her manada nice türlüsünü açıklamışızdır. İnsanların pek çoğuysa kafirlikte ayak dirediler. Mesela Kur'an-ı Azimüşşan'ın mucizevi yönü, ben bu ayet-i kerimeyi okuyunca hemen bana bir soru sordurdu. Neden diye. Ee, hangi konuda? Genellikle Kur'an-ı Azimüşşan'da cinler ve insanlar yani bu topluluklara hitap ederken allah Teala cinleri önce sayıyordu. Yani yaratılışla alakalı. Estağfirullah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ Önce cinlerin ve ardından insanların analışı. Estağfirullah. يَا şerel شَرَ الْجِنَّ وَالْاِنْسِ diye başlayan ayet-i kerimeler var. İşte İsra Suresi'nde. Şimdi neden burada Ey Resulüm de ki andolsun insanlar ve cinler şu kitabın benzerini vücuda getirmek üzere bir araya toplansa. Allahu alem yani belki de bu beşer kelamıdır sözünü en çok insanlar kullandığı için insanlar olabilir. Belki cin cinlerin hareket kabiliyeti ve alanı insanlardan daha fazla olduğu için yani bizden daha hızlılar, bizden daha uzun yaşarlar, bizden daha çok bilgiye sahip olabilirler diye. Yani cinlerin belki insanlara ihtiyacı yok bu konuda ama insanların cinlere ihtiyacı var. Onun için insanlar ve cinler şu kitabın yani insanlar tek başlarına da olmasın yanlarına yardımcı alabilecekler kim varsa cinleri de alsın. şu kitabın benzerini vücuda getirmek üzere bir araya toplansa ve birbirlerine yardımcı da olsalar yine de onun benzerini getiremezler. Evet benim sorduğum soru inşallah tefsir kitaplarına bir bakacağım. Bu benim için yeni bir bilgi olmuş olacak. Neden bu ayet-i cinler önce anılmamıştı, insanlar önce anılmış. Ee, bakacağım. Böylelikle işte Kur'an-ı Kerim e, bizi yetiştiriyor. Bir, bir soru sorduruyor bize. Sonra onu ehli sünnet e, alimlerinin e, müracaat ettiğimiz tefsirleri, efendim kitaplar, e, onlara bakıyoruz. Onlardan bilgi ediniyoruz ve hikmeti nedir diye e, ona bakıyoruz. Şimdi dönelim konumuza. Evet, bunu ne insan ne cin ne bir arada olsalar ya da kimi yanlarına çağırırlarsa çağırsınlar bu Kur'an'ın bir benzerini getiremezler. Bu bir meydan okumadır yani. O gün belaat üstadı insanlar var. Mekkeli müşrikler var ve bu Mekkeli müşriklerin içinde çok zeki insanlar var. Kalemi çok güçlü insanlar var. Hitabı çok güçlü insanlar var. Zaten Efendimiz'e karşı gelenlerin birkaçı da böyle insandır. Mesela Ebu Cehil, Ebu Cehil değildir. Cehaletin babası künyesini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vermiştir ona. Aslı Ebu'l Hakem'dir, hikmetlerin babasıdır. Ama işte iman etmek başka bir şey. Yani bilmek başka bir şey, iman etmek başka bir şey. Tamamı toplansa böyle bir şey yapamaz. Ama bu onların damarına basıyor. Hayır yapabilirim diyen birisi çıkmamış. Ne demek ya ben bundan daha iyisini yapabilirim diyen birisi çıkmamış. Yani Allah Teala öyle bir meydan okumuş ki böyle onları e, öyle bir damarını Allah Teala yani siz hiçbir şey yapamazsınız. Hatta öyle bir ayet kerime de var yani. Hani sinek bile yaratamazsınız siz. Üzerinize işte e, bilen insanların ya nasıl olur bak böyle bir ayet kerime var. Yani yapamaz mısın sen bir dene filan ki böyle bir şey olmamış. Olmuş olsaydı mutlak surette İslam tarihi kaynaklarında biz onunla karşılaşırdık. Yani şöyle bir şey Müseyleme'tul Kezzab'ın uydurduğu bir şey var. Yani o çok komik bir husus. Ama onun dışında Mekke'li müşriklerin içinde zeki olan, efendim işte hikmetlerin babası denilebilen insanlar, ilim ehli olan insanlar. Bunlardan hiç kimse Allah Teala'nın Kur'an-ı azim bu ifadesine karşı bir adım atamamışlar. Ve bu sadece o asra değil, kıyamete kadar gelen bütün insanlara. Yapın, yapamazsınız. Hakikaten böyle hem böyle bir içindeki hitabeti, belatı, kafiye düzeni, e, efendim kelimelerin böyle fonetiği, icazı, Kur'an'ın icazı, bunu hani şöyle bir kopya yapıp bir şey yapayım dediğiniz ortaya çok komik bir metin çıkıyor. Ama Kur'an-ı Azimüşşan müthiş bir heybet. Bakın muhteşem bir ayet-i kerime yine. Yani insanın etkilenmemesi mümkün değil. Allah Azze ve Celle yemin ediyor. Ama zeytine değil, ama geceye değil. Şanıma, allah Teala kendi şanına. Şanıma and olsun ki, şanıma and olsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her manada nice türlüsünü açıklamışızdır. İnsanların pek çoğu ise kafirlikte ayak dirediler. Az önce okuduğum ama orayı tam algılayamadığım Allah Teala'nın şanına yemin ettiği bir ayet-i kerime. Sevgili izleyiciler, Ebu Ubeyd'in bildirdiğine göre bir çöl arabı bir zatı fasta şimdi sen sana emrolunanı açığa vur, müşriklerden yüz çevir ayetini okurken, işitince hemen secdeye kapanır ve ben onun fesatinden dolayı secde ettim der. Fesih, dil. Başka birisi de, vakta ki ondan umutlarını kestiler, fısıldaşarak bir yana çekildiler. Ayetini bir adamdan işitince, ben şehadet ederim ki bu sözün benzerini bir yaratık söylemeye güç yetiremez demiştir. Bu sözün benzerini bir insan ya da bir cin ya da başka bir varlık bunu söylemeye güç yetiremez. Bakın söze bakıyoruz. Ben vakta ki ondan umutlarını kestiler, fısıldaşarak bir yana çekildiler. Bir cariyeden dinlediği kelamın fesatine hayran olarak Allah aşkına sen ne kadar da fesatlisin demekten kendini alamayan Esmaiye şunu okur. Musa'nın anasına onu emzir. Sana onun hakkında bir tehlike gelince kendisini denize bırak. Korkma, kederlenme. Çünkü biz onu yine sana geri döndüreceğiz. Hem onu peygamberlerden biri de yapacağız diye Vahyettik. Kavlinden sonra şu benimki bir fesahat mi sayılır demiştir. Evet kendi kurduğumuz cümlelerin yanında, kendi kurduğumuz cümleleri yüceltmenin, fikirleri yüceltmenin yanında işte bir cariyenin hakkı teslim edişi. Böyle bir ayet varken benim sözümün fesatinden ne çıkar demiştir. Efendim şimdi... Ee, Nasip olursa bir sonraki programda inşallah devam edeceğiz. Ama bir şeye dikkatlerinizi istirham edeceğim. Haşa ve kella allah Teala insanlık çizgiden çıktı. Onlara bir peygamber göndereyim. Onların içinde en uygunu bu gibi bir mantıkla hareket etmiyoruz haşa. Allah Azze ve Celle ezeli ve ebedi ilme sahiptir. Dolayısıyla da daha yarattığı, yaratacağı andan itibaren Allah Azze ve Celle kimi peygamber gönderecek, kim ne yapacak, yani görevlendireceği hususlar, onlar Allah Azze ve Celle'nin ilmindedir. Her şey Allah Teala'nın ilmindedir. Onun işte bir delili olsun diye Musa'nın annesine Allah Teala vahyediyor. Ve korkma onu emzir, sana onun hakkında bir tehlike gelince kendisini denize bırak. Korkma, Kederlenme çünkü biz onu yine sana geri döndüreceğiz. Ama vahyin şu noktasına dikkat edin. Hem onu peygamberlerden biri de yapacağız. Yani daha bebek, daha sepete konulacak efendim, nile bırakılacak. Ama Allah Azze ve Celle onu peygamber olacağını annesine vahyediyor. Yusuf Aleyhisselam'a kuyuda vahyettiği gibi ileride kardeşlerinin bu yaptıklarını onlara anlatacaksın diye vahyettiği gibi. Sevgili dostlar, Allah Teala e, Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz şu duayı Allah Teala kabul buyursun. Allah Teala bize, evlatlarımıza ve ailemize, milletimize, tüm ümmeti Muhammed'e bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün hayırları ihsan eylesin bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün şerlerden, kötülüklerden de muhafaza buyursun. Allah Teala emanet olun.